Evet arkadaşlar, bugünkü yüzük çorbamız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz çorba tarifimi, bir de like verirseniz sevinirim. Afiyet olsun, şifa olsun. Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Mersin'e özgü yüzük çorbası tarifi vereceğim. Ben hazır mantı aldım Bim'den. İsterseniz kendiniz böyle şu şekilde bohça olaraktan ya da mantı olaraktan diyelim yapabilirsiniz. Malzemelerimiz nohut. Bu nohutun hepsini kullanmayacağım. Sadece bir çay bardağı kadarını kullanacağım. Tereyağı ve salça. Üzerine daha sonra işte nanesini, baharatını ve tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yağ ve biraz sıvı yağ, zeytinyağı, biraz da tereyağı ve salçamızı yakıyoruz. Biraz eriteceğiz, özleştireceğiz. Evet, şu anda salçamızı biraz su koyuyoruz. Et suyunuz varsa et suyu da kullanabilirsiniz. Evet, yeni içi su. Evet arkadaşlar, biraz şöyle salça eritmek için bu şekilde biraz sıcak su koydum. Bu yüzük çorbamız makarna gibi, bu önce suyumuz kaynayacak, daha sonra mantımızı atacağız içine, aynı makarna gibi olacak yani. Arkadaşlar işte ben bu kadarını ayırdım, bir su bardağı nohut çorbamı ilave edeceğim. Bunu da bir az bir şey vardı, bunu da bir humus yapacağım, tahinli olarak da ezeceğim. Evet. Bunu da en son atacağız. Şimdi önce bu önceden ben haşlayıp nohutları dondurucuya koymuştum. Böyle ara ara çıkartıyorum. Kullanacağımı kullanıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Ya da akşamdan ıslatıp da işte nohutunuz varsa biz çorbamıza bu kadar koyacağız. Fazla değil. Biz bol nohutu seviyoruz. Çok güzel oluyor. Zaten şu an suyumuz kaynamak üzere. Ben önce bunu atacağım. Bu haşlanmış. Özlesin diye. Arkadaşlar ben tuz olarak da şu şekilde A101'den almıştım. Himalaya tuzu. Ve bu tuz şu şekilde gösteriyorum size. İri öğütülmüş. Yani ince olarak da öğütülmüş değil. Bunun değirmeni de var. Şu şekilde. Kıvıraraktan işte salatalara kullanabilirsiniz. Ben onu bu şekilde şimdi birazını yemeğin içine katacağım. Nanemizi ayarladım. En son kanadıktan sonra nanemizi dökeceğim. Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Ben şimdi tuzumu şu an atıyorum. Bunun tadına bakarak yapacağım. Çünkü salça koyduk. Salça tuzlu olabiliyor ve bende de tansiyon var. Evet, kaynamaya başlamış olan tenceremizi suyumuzun içine mantığı ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mantımızı attık ve su kaynayacak. Bu makarna gibi 5-6 dakikada pişecek. Çok fazla pişirmeyin. Dediğim gibi kendiniz de bu bohça mantığı uygulayabilirsiniz. Daha güzel oluyor. Ben hazır kullandım. Çünkü vaktim yoktu. Yola gideceğiz çünkü. Onun için mantığı koymak istemedim. Bunu en son kaynadıktan sonra üzerine tuzumuzu attık. Nanemizi atacağız. Limon ekşisi. İsterseniz limon tuzu koyabilirsiniz az bir şey. Veya limon suyu. Ben içerken limon suyunu döküyorum. Daha lezzetli oluyor.
Siz de bu şekilde benim gibi Mersin usulü nohutlu bohça mantıdan nohutlu Mersin usulü güzelce bir çorba yapabilirsiniz. Biz bunu yüzük çorbası diyoruz arkadaşlar. Genelde Mersin'de düğünlerde özellikle ya da kalabalık ortama girdiğinizde misafirlere bu çorba muhakkak yapılır bizde. Çok lezzetli oluyor. Yapanın ellerine sağlık. Yiyenlere de inşallah şifa olsun arkadaşlar. Evet canlarım, çorbamız pişmek üzere. Nanemizi üzerine döküyoruz. Çünkü üzerine ben önceden tereyağı ve yağ koyduğum için tekrardan kızdırıp kullanmıyorum. Bu şekilde kaynayacak. Evet arkadaşlar, bu ne diye sorarsanız kuyruk yağı. Ben böyle kuyruk yağını kıkırdağıyla birlikte ara ara yaptım. Ara ara böyle çorbaları, yemekleri ve pilavlara kullanıyorum. Eşim çok beğeniyor. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu çorbanın üzerine bu kadarını koyacağım. Evet, zaten bu pişmiş, biraz lezzet versin diye. Şöyle güzelce birazcık, bir tatlı kaşığından az olmak üzere bir kuyruk yağı koydum. Arzu ederseniz varsa elinizde yapın. Yoksa yapmayabilirsiniz. Tereyağlı da güzel bir çorba olur. Evet, bu şekilde pişiyor çorbamız. Evet, mis gibi kaynıyor. Bakın. Hakikaten nefis kokmaya başladı. Kokusu mükemmel, tadı ve lezzeti mükemmel bir çorba.